Şimdi Mustafa Boğa hocama söz vermek istiyorum. Mustafa hocam hoş geldiniz. Merhaba sayın hocalarım, hoş bulduk. Sesim geliyor galiba. Şu an geliyor sayın hocam. Hocam kısaca kendinizi tanıttıktan sonra sunuma geçebilirsiniz. Buyurun Tabii. sayın hocam. Sayın hocalarım, öncelikle böyle bir güzel bir bilgi paylaşımının olduğu bir platformda yer almak hani beni de çok onur etti sizin gibi hocalarımın karşısında. Ben yani rasyon hazırlama teknikleri konusu çok geniş bir konu. Belki bir saat içerisinde sığdıramayacağım ama ben doğrusal lineer programlama modeline daha çok yöneleceğim. Hani en azından kendi rasyonumuzu kendimiz yapabilirsek bu sirkülasyonda en azından hayvanları hasta etmeden gereksinmelerine göre ne yapabiliriz? Bu modülü bunu gerek kaza gerek kanatlı diğer hayvanlara çevirebiliriz. Ben ruminant hayvan besleme ağırlıklı çalışıyorum ama modül, aplikasyon her türlü platforma uyabilecek bir şekilde. Ben bu platformu daha çok ön plana çıkarmaya çalışacağım sizlere. Ben hocalarım böyle Ahmet Testik hocam beni bilir. Ben Çukurova mezunuyum. Lisans, yüksek lisans, doktora. 10 yıl Çukurova Üniversitesi'nde asistanlık yaptım. Murat Görgülü hocam ve Hasan Rüştü Kutlu hocamla birlikte çalıştım. Daha sonra 12 yıldır da Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Bor Meslek Yüksek Okulu'nda devam etmekteyim. Yine Ahmet hocam, Ahmet Şeker hoca, hocamızla birlikte Niğde Üniversitesi'ni temsil ediyoruz. Şimdi böyle bir güzel bir platformdan bahsettim ama başta Ahmet hocam ve emeğe geçen hocalarıma bu platformu hazırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Bugün 5 Ocak, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun da ayrı bir benim için bir hazı var. Bir Adanalı olarak. Bunu da öncelikle yani kutlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Ahmet hocam. 5 Ocak benim için çok anlamlıyken ben de bu platformda 5 Ocak'ta bir sunum yapıyorum. Belki bizler burada olmamızın yegane temeli o düşman işgalinden kurtulmamızdan sonra olan bir şey ama teşekkürler. Mustafa Boğa dediğim gibi yaklaşık 23 yıldır emek veren şu anda Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde çalışan bir öğretim üyesi. Ben şimdi sunuma geçmek istiyorum hocam. Buyurun Müsaade sayın ederseniz. Şimdi rasyon hazırlama teknikleri bizim için çok önemli hayvan besleme platformunda. Ama bu sirkülasyonda tabii ki ticari rasyon programları var, farklı farklı programlar var. Benim amacım burada bu programlardan öte biz kendimiz Excel'de yapabileceğimiz küçük bir aplikasyonla en azından çiftlik bazında bu modülü rahatlıkla yapabileceğimizi göstermeye çalışmak. Tabii bundan önce kullanılan teknikleri de ben anlatmaya çalışacağım. Ne tür teknikler vardı? Elle biz yapabiliyor muyduk? Bunlara da bir değinmek istiyorum. Şimdi rasyon hazırlama dediğimizde bizim önemli olan şeylerden bazıları bir hayvanı tanımamız gerekiyor. Biz hangi dönemde hayvanımız, gereksinmeleri nelerdir? Öncelikle biz hayvanın koşullarını bileceğiz ve ona göre gereksinimlerini oluşturmamız gerekecek. Daha sonra yemlerin besin madde kompozisyonlarını oluşturmamız lazım. Yani biz bu hayvana karşı hangi yemleri kullanmamız gerekecek ki onun ihtiyaçlarını tam olarak sağlayabilelim. Tabii ki hayvanın türü, yemlerin özelliklerine göre yemlerin kullanımını yine biz bu platformda da rahatlıkla oluşturmamız gerekecek. Şimdi biliyorsunuz yem masrafları, toplam masrafların %50-60'ını oluşturmaktayken diye böyle bir ibare literatürden alınan bir cümle. Ama şu an günümüze baktığımızda bu oran %70'in üzerine çıkmış vaziyette. Biz burada bir birim yapmış olduğumuz bir iyileştirme ekonomik açıdan o çiftliğin artılara dönüşmesine sebep olacağını ümit etmekteyiz. Yemleme masraflarında yapılacak ekonomi faaliyetin daha iyi ve daha ekonomik olmasına o faaliyetin katkıda bulunmakta. Temel amaç hayvanların gereksinmesini dengeli ve en düşük maliyetli olarak karşılamak olmalıdır bizim yapmış olduğumuz rasyon hazırlama programında. Şimdi biz bunun için az önce de söyledim. Bilmemiz gereken tabii farklı ana konular var. Bunların içerisinde tabii neleri bileceğiz? Önce hayvanın gereksinmesini bileceğiz. Yemlerin besin madde içeriklerinden bahsetmiştim az önce. Bunları bilmek zorundayız. Tabii besin madde içerikleri derken enerjiden, proteinden, vitaminden, amino asidine kadar hepsini biz net olarak bilmemiz lazım ki o hayvanın ihtiyacını karşılayabilecek yemleri biz mixleyebilmemiz, karıştırabilmemiz açısından. Yem hammaddelerinin sınırlayıcı özelliklerini de bilmemiz lazım. Yani şimdi bazı yemler yararlı içeriklere sahipken fazla miktarda kullanılması durumunda o hayvan için bir toksik bir etkiye de sebep olabilir. Veya o hayvanın sınırlayıcı, gelişimi sınırlayıcı etkilere de sahip olabilir. Bu anlamda biz yemlerin ham maddelerinin sınırlayıcı özelliklerini de net olarak bilmemiz gerekmekte. Tabii bu faaliyetleri bizim yapabilmemiz açısından
En önemli etkenlerden bir tanesi de maliyet. Ben kâr etmediğim bir şeyi zaten yapmayacağım. Bu anlamda da yemlerin, ham maddenin yani maliyetlerinin bizim için sınırlayıcı özellik olarak karşımıza gelecek. Şimdi tabii geçmişten günümüze kadar bizim kullandığımız rasyon hazırlamada farklı yöntemler var. Bunlardan bir tanesi deneme yanılma yöntemi. İkincisi piercing kare yöntemi. Üçüncüsü cebirsel yöntem. Dördüncü olarak doğrusal lineer programlama yöntemi. Ben bu yöntemlerin içerisinde piercing kare cebirseli hızlı bir şekilde bir örnek üzerinde göstermeye çalışacağım. Zaten halihazırda bilinen bir yöntem diye. Ama deneme yanılmanın üzerine ben kendim yine Çukurova Üniversitesi'nden Murat Görgülü hocamızdan öğrenmiş olduğum modülü sizlerle burada bir saat içerisinde paylaşmaya çalışacağım. Piercing kare yöntemi ne baktığımızda burada piercing kare ve cebirsel yöntemde iki farklı biz karış ya iki farklı ham maddeyi karıştırmak istediğimizde biz bunları rahatlıkla yapabiliyoruz. Ve avantaj olarak tamam iki farklı yöntemi yaparken rahat kağıt üzerinde yapabilmemiz açısından bize önem arz ediyor ama ham maddelerin artmasıyla birlikte biz bunlarda sınırlayıcı olarak veya kısıtlarımızın artmasıyla birlikte bunlar bizim için artık bu yöntemleri kullanmaktan öte olmamız yani kullanmamızdan uzaklaşmamıza sebep olacak. Bu anlamda önce bir uygulamayı göstermeye çalışayım. Belki öğrenci arkadaşlarımız da vardır aramızda. İki farklı ham maddeyi piercing karede bir kare çiziyoruz. İsteneni biz hemen karenin ortasına yazıyoruz. Pamuk tohumu küspesinden %36 ham protein, mısırdan da %9 ham protein var. Ama benim istemiş olduğum bu karışım %20 ham proteinli bir karışım olduğunu varsayıyorum. Yani iki tane yem ham maddesi var elimde. Bir tanesi pamuk tohumu küspesi, diğeri mısır. Bu ikisini karıştıracağım. %20 ham proteine sahip bir içerik oluşturmak istiyorum. Bu anlamda bir kare çiziyorum. Kendi isminden de ortaya çıktığımız gibi. Piercing kare yönteminde bir kare çiziyorum. Karenin hemen ortasına isteneni yazıyorum. Mısır 9, 20'den çıkarıp buraya yazıyorum. Ama önüne eksi veya artı bir işaret koymadım. Daha sonra pamuk tohumu küspesinden 36 idi. Pamuk tohumu küspesinden gelecek olan ham protein değeri. Buradan da 20'den çıkarıp buraya 16'yı yazıyorum. Şimdi burada yapmış olduğum 11 artı 16. Yani toplam benim içeriğimde 21 kısımlık bir karışım var. Peki bu karışımda pamuk tohumu küspesinden ne kadar vardı? 11. Ben bu 11'in içerisinde yani pamuk tohumu küspesinin ne kadar yüzde olarak ben karışıma eklemem gerektiğini bulmak istiyorsam 11 bölü toplam 27'ye bölüp çarpı 100 dersem yüzde kaç oranında olduğunu ben buradan rahatlıkla bulabiliyorum. %40'lık burada pamuk tohumu küspesinden bir karışım yapabileceğimizi söylüyor. Peki %40 ise yüzden çıkarttığımda 59,26'da ne yapabilirim? Ben mısırdan eklersem istenen ham protein değerini sağlamış olurum. Veya diğer bir şekilde mısırımızdan 16 kısım eklememizi söylemiştik. 16 bölü 27 çarpı 100 değil, 59,26 mısır oranını biz karıştırır ise 59,26 mısırdan 40,76'da pamuk tohumu küspesinden karıştırdığımızda %20 ham proteine sahip bir karışım elde edeceğimizi söyledik. Ama piercing kare yönteminde dedim ki iki tane ham madde üzerinden biz hesabımızı yapacağız. Burada acaba biz gerçekten %20 ham proteini bulduk mu diye bir içimizde bir şüphemiz varsa bunun ispatını da şu şekilde yapabiliyoruz. Pamuk tohum küspesinden %36 ham protein var demiştik. Benim elimdeki yem ham maddenin ham protein değeri. Bunu zaten biz biliyoruz. Mısırdan ne kadardı? Ben ikisini karıştırmadan önce zaten bu iki analizimi benim elde etmiş, elimde bulunuyor. İstenen zaten 20 idi bizden hayvanın ihtiyacına göre düşündüğümüzde. Pamuk tohumu küspesinden %40 koy demiştik az önce. Pamuk tohumu küspesine %40 girerse benim pamuk tohumu küspesinin ham protein değerinin de zaten 36 olarak vermiştik. Buradan gelecek olan pamuk tohumu küspesinden gelecek olan ham protein değerimiz bizim 14,6 olarak biz bunu buradan belirtebiliyoruz. Sağlamasında. Peki mısırdan ne kadar ham protein geldiğini biz sorduğumuzda mısırdan da
Bizim bakın mısırın oranında 59,26 mısır karıştır demiştik az önce. 59,26'dan 9 ham protein gelmişti. %59,26 çarpı 9 dediğimde 5,33 mısırdan ham protein değeri gelmiş oldu. İkisini topladığımda benim istemiş olduğum ham protein değeri buradan ne yapmış oldu? 20'yi bulmuş oldu. Şimdi cebirsel yöntemde ben bunları hızlı geçmek istiyorum. Çünkü en son anlatacağım yöntemde daha fazla kısıt, daha fazla ham maddeyle ben tek tuşla bu karışımları oluşturabileceğim doğrusal lineer modelleme yöntemini ayrıntılı anlatacağım. Şimdi burada cebirsel yönteme baktığımızda iki yine bilinmeyenli bir iki tane bir ham maddemiz var. İki tane ham maddesinin ben ham protein değerlerini biliyorum ama istenen yine 20 olacak şekilde bir karışım yapmak istiyorum. Bu yüzden ben iki bilinmeyenli denklem yönteminden yola çıkarak bunu yapmam gerekiyor. Cebirsel yöntemde. Yani x artı y eşittir 100 diyeceğim. Neden 100 dedim? Çünkü benim toplam karışım 100 olacak. Evet, o zaman x artı y eşittir 100 mantığıyla hareket ettiğimde benim iki tane ham maddenin bir tanesi mısır, diğeri pamuk tohum küspesi ise eğer benim 20 ham protein değerine sahip bir karışım istiyorsam o zaman mısırla pamuk tohumu küspesi eşittir 100 diyorum. Miktar kısıtı veriyorum. İkinci olarak pamuk tohumu küspesinden ve mısırdan gelecek olan ham protein değerlerini ben modülün içerisine yazıyorum. Yani bir tanesi miktar kısıtım, diğeri de ham protein kısıtım olarak ben cebirsel yöntemde belirtiyorum. Ham protein kısıtım da yüzde olduğu için 0,09'dan mısır artı 0,36 pamuk tohumu küspesi eşittir 20 kilogramlık bir kısıt olarak ben denkleme yazıyorum. Burada ben ya mısırı ya pamuk tohumu küspesini yok etme mantığıyla ne yapacağım? Önce birini ortadan kaldıracağım. Daha sonra ne yapabilirim? Diğerini bulabiliyorum. Yani x artı y eşittir 100 deyip mısırı x pamuk tohumu küspesinde y şeklinde ben matematik modülümü oluşturduğumda her iki tarafa da eksi bakın şurasını 0,09 burası da normal mısır olduğu için her iki tarafı yok etme mantığında ben yukarıyı eksi 0,09 ile çarparsam mısır ne yapmış oldu? Şu ilk satır eksi 0,09 mısır eksi 0,09 pamuk tohumu küspesi eksi 0,09 ile 100'ü çarptığımda eksi 9. Üst taraftaki ne yapmış oldu? Hemen bizim alt tarafa yazmış olduğumuz gibi eksi 0,09 ile çarpmış olduk. Şimdi ne yapabiliriz rahatlıkla? Mısırları yok etme mantığıyla ortadan kaldırmış olduk. Şimdi buradan biz mısırları kaldırdığımızda ne yapmış olduk? Pamuk tohumu küspesi 0,09 ama önünde eksi işareti var. Alt tarafta da 0,36 ikisini çıkarttığımda toplam pamuk tohumu küspesi 0,27 eşittir 11. Pamuk tohumu küspesini her iki tarafa 0,27 ile ben çarparsam bölersem pamuk tohumu küspesini yalnız çıkarabilmek için ne yapmış oldum? %40,74 pamuk tohumu küspesi. Mısırı da ne yaptım? Yine toplamlarının 100 olduğunu ben biliyorum. Bakın 100'den çıkarırsam 59,26 olarak ben mısırı ne yapmış oluyorum? Bulabiliyorum. Şimdi bu ikisinde biraz önce de söylediğim gibi iki tane ham maddem var. Kısıt sayım ve ham madde sayım sınırlı. Peki diğer yöntemlere hızlı bir şekilde bakalım. Eğer diğer yöntemlerde bilgisayar ile rasyon azlamaya geçtiğimizde biz amaç fonksiyonumuz maliyetimiz en düşük olsun istediğimizde daha çok kısıtımızı da ekleyebiliyoruz. En düşük maliyetli bir üretim de yapabiliyoruz. Ve kar maksimizasyonunu rahatlıkla biz modülümüze ekleyebiliyoruz. Kısıtlar, karar değişkenleri ve sağ taraf elemanlar olarak birazdan yine göstereceğim. Bunları da rahatlıkla modülümüze ekleyebiliyoruz. Şimdi sağ taraf modülleri derken doğrusal lineer programlama modelinde benim kullandığım ham maddelerim var. Arpa, buğday, pamuk tohumu küspesi veya farklı farklı ham maddelerim var. Bunların toplamı kaç olsun? 100 olsun da diyebilirim. Veya ben binlik bir karışım yapıyorsam 1000 olsun da diyebilirim ve ona göre modülümü oluşturabilirim. Veya bu ham maddelerin sayısı 4 tane değil de ham maddelerimin sayısı daha fazla olabilir. Veya
Ham proteini az önceki gibi sadece ham protein kısıtımı veremeyeceğim. Enerji veya diğer amino asitlerime kadar diğer gereksinimleri de kısıt olarak da ben ne yapabiliyorum? Modülün içerisine ekleyebiliyorum. Peki bu doğrusal lineer programlama modelinde bizim amacın gerçekleşebileceği koşulların doğrusal eşitlik veya eşitsizlik şeklinde yazması gerekir. Rasyon hazırlama amacı ve kısıtları ile tam olarak bir doğrusal problemi olarak bunları biz modülümüze rahatlıkla çözebiliyoruz. Programlamada iki koşul var. Bir tanesi doğrusallık, ikincisi sınırlılık olarak bizim karşımıza gelecek. Doğrusal programlama model uygulaması bu yine Excel'in arkasında makro çözücü gibi düşünelim. Bir yama var, solver çözücüsü. Bunu ekleyip biz rahatlıkla bu solver çözücüsünün içerisinde bu modülümüzdeki kısıtlarımızı ve rahatlıkla maliyeti minimuma getirebilecek eklentilerimizi rahatlıkla yapabilmemizi sağlıyor. Şimdi bu doğrusal programlama modelinde 3 ana unsur var. Bunları ben tek tek göstereceğim. Birinci ana unsur amaç fonksiyon. Benim amacım neydi rasyon hazırlama işini başlarken? O işletmenin karlılığını arttırabilmek. Yani ham maddesi daha uygun ama hayvanın ihtiyaçlarını da sağlayabileceği en düşük maliyetli ham maddeleri kullanmayı teşvik etmesini istiyorum. Bunları ne yapacak? Benim vermiş olduğum ham maddelerin içerisinden al dediklerimin içerisinden en düşük maliyetli olanlarını alacak. Karar değişkenlerine baktığımızda bizim burada yem ham maddelerimiz karar değişkenleri olarak vereceğiz. Yani nedir bunlar? Kullanmak istemiş olduğumuz, yani rasyonda kullanılmasını istemiş olduğumuz yem ham maddelerini seçeceğim modülün içerisinde. Bana diyecek ki bunun içerisinden seç. Neyi? En düşük maliyetli olanlar. Peki kısıtlar neler? İşte burada asıl kısıtlar kısmında benim karşıma şunlar gelecek. Hayvana ait olan kısıtlar, yemlere ait olan kısıtlar diye iki farklı modül gelecek. Yani hayvana ait olan kısıtlar derken hayvanın enerji, protein ihtiyacı, belki mineral, belki vitamin, belki amino asit ihtiyaçlarına kadar ben bu kısıtları ne yapacağım? Minimum maksimum değerleri bakımından verebileceğim. Aynı zamanda yeme ait olan kısıtlar da olabilir. Ben yine programın başına söylemeye çalışmıştım. Dedim ki yeme ait olan kısıtlarda bazı yemlerin fazla verilmesi durumunda hayvanlarda metabolik sorunlara da sebep olabilir. Biz bunu da kontrol altına almamız lazım. Yani A yeminden minimum bu ve ama A yeminden maksimum da bu diyebiliyorum. İkisi arasında modülün içerisinde minimum maksimum kısıtlarını da rahatlıkla verebiliyorum. Şimdi bu bilgisayarla rasyon hazırlama bizim için tabii ki önemli ama bilgisayar benim vermiş olduğum komutları kullanıyor. Şimdi benim vermiş olduğum o komutları kullanırken ben bu algoritmanın içerisinde kısıtlarımı rahatlıkla modülün içerisine eklemem gerekiyor. Çünkü ben ne dersem bilgisayar bana tepki olarak onu yapacak. Uygun bir bilgiyi ben bilgisayarıma verirsem o da bana uygun bir rasyon sonucu, ekonomik hayvanların ihtiyaçlarını sağlanmış olduğu bir sonucu bana vermiş olacak. Mevcut ham maddeler, şimdi burada rasyon formülasyonda besin madde gereksinimleri, ham maddelerle ilgili olan sınırlamalar, besin madde sınırlamaları olarak bizim karşımızda, biz modülü bilgisayara verdiğimizde modül de bana ne yapmış olacak? Tek tuşla ben tıkladığımda bu modüle göre bana rasyonumu çözmüş olacak. Peki bu rasyon hazırlama stratejisi olarak bizim bu modülün içerisinde neleri ekleyebiliriz? Yani bizim dersin başında da söylemeye çalıştım. Eğer ki ben ekonomik bir rasyon hazırlamak istiyorsam hayvan ihtiyaçlarını tam olarak bilmem lazım. Bu hayvan ihtiyaçlarını ve yem ham maddeleriyle olan sınırlayıcı olan bilgileri ben bu bilgisayara modülün içerisine eklersem rasyonun besleme yönünden uygunluğunun karşılaştırmasını da bu bilgisayar doğru bir rasyon formülasyonuyla bana getirmiş olacak. Aslında bunun aplikasyonu da doğrusal programlama modelinde kompleks gibi görünüyor. Ama ben bunu daha basite, uygulamalı göstermek istiyorum sizlere. Şimdi minimum burada diyeceğim ki ben maliyeti işte yoncanın, mısırın, arpanın maliyeti bu olan besin maddelerinden vereceğim. Diyeceğim ki bunun içerisinde kuru madde tüketimi veya işte diyeceğim ki eğer ruminant hayvanlarda çalışıyorsam kava yemleri vereceğim. Kava kesif yem oranlarını bulacağım. Veya kalsiyum kısıtını vereceğim. Veya enerji kısıtını vereceğim veya ham protein kısıtlarını vereceğim. Bunun için her birine ayrı ayrı tek 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 ben ne yapabilirim? Bu şekilde
modül oluşturup tek tek yapıyor olmam lazım. Ama biraz önce de söyledim, piercing kare veya cebirsel yöntemde bizim bu modülü, bu karşımızda görmüş olduğumuz bu modülden hesapla çıkmamız, yani bir bilgisayar veya bir algoritma mantığı kullanmadan hesapla çıkmamız biraz zor, imkansız değil ama zor. Bu anlamda bizim daha işimizi pratik hale dönüştürmek, daha kısa zamanda daha doğru sonuçlara ulaşabilmemiz açısından bu bilgisayar yöntemlerini kullanmak zorundayız. Yine dersin başında söylediğim gibi çok farklı ticari rasyon programları var. Ama bizim buradaki asıl düşüncemiz ve konsept, kendi rasyon programımızı kendimiz yapıp dışa bağımlılığın bir nebze olsun azaltmak anlamında biz burada bu sirkülasyonda bunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi burada yine farklı rasyon formülasyonları var. Ben burada özür dilerim. Burada şey yapacağım, Excel uygulamasını açıp sizlerle birlikte ben rasyon hazırlama programında o modülü uygulamaya çalışacağım. Yani ben normalde çok buradan yapılmışı değil de sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Şimdi uygulama 1 olarak Excel'i açabiliyoruz herhalde, değil mi hocam, bu ekran üzerinde? Şu an görüntü var mı hocam? Bir bakayım şu an. Evet hocam, var hocam. Ekranı görüyoruz değil mi Ekranı Excel'in? görüyoruz hocam. Tamam. Şimdi ben Excel ama burada Excel yok burada hocam. Excel aç hocam. Evet. Excel açım hocam. Excel açık şu an bende. Açık değil. Bizde dosya görünmüyor. Bizde dosya görünmüyor hocam. Nasıl yapayım hocam? File. Açması lazım onu dosyayı. Şimdi hocam Newshare'den paylaş dedi. Klasörümün içine girdim. Paylaş. Onu direkt paylaşabilirsin hocam oradan. Paylaştım ama ben görüyorum ama şeyde siz Ekrana göremediniz. yansımıyor hocam. Ekrana vermeniz gerekiyor onu. Nasıl yapayım hocam Nasıl ekrana? veriyordu hocam? Şiir şu olabilir mi? Şu an geldi yok sayın hocam. Açık olan tüm pencerelerinizi kapatın, sadece Excel kalsın. Hepsini kapatıyorum, sadece Excel kalsın. Sonra paylaşmaya. Arada Mustafa Hocam hazırlanırken hocam ben de bir iki açıklama yapmak istiyorum. Yarın bu programımız son. Yarın son. O nedenle katılımınızı bekliyorum. Yarınki son programa katılım kapanış programına hepinizin katılımını bekliyorum. Onu söyleyecektim sayın hocam. Buyurun Mustafa Hocam. Excel Hocam geldi. görünüyor mu şimdi Excel? Şu an görüyor musun hocam? Tamam. Şimdi burada çok basit bir uygulamayı açıp hem deneme yanılmayı göstereceğim. Yani biliyoruz deneme yanılmayı ama deneme yanılma modülünün içerisine bu aplikasyonu hemen 2 dakikada ekleyeceğim. Şimdi burada ben kendim bir 100 kilogramlık bir rasyon karışımı hazırlayayım. Burada minimum, maksimum değerler vereceğim. Biraz önce sunumda söylemiştim. Dedim ki ham maddelerime ait olan kısıtlarımı ben rahatlıkla verebilmem gerekiyor. Buna da diyeyim ki 100 ile 0 arasında olsun. Çünkü ben şuradaki karışımım benim toplamda, çok özür diliyorum. Şunları da kapatayım. Toplamda benim burasının 100 olmasını istiyordum ben. Bundan dolayı ben ne demek istiyorum? Tekrar edeyim. 100 kilogramlık bir karışım yapmak istiyorum. Bu 100 kilogramlık karışımdaki kullandığım ham maddelerim bunlar. Ama kullanmış olduğum ham maddelerime ait olan besit madde içeriklerim de bunlar. Şimdi bu sirkülasyonda benim rasyonumda kullanmış olduğum bir birim arpanın fiyatı burada. Kullanmış olduğum arpanın ham proteini, kalsiyumu, fosforu, arpadan gelecek olan selüloz miktarı hepsini ben
burada görüyor. Ama rasyona benim bir birim değil de 10 birim, 20 birim, 30 birim girdiğinde buraya ben yeniden hesaplamam lazım. Bu modülün içerisinde ben şurayı seçiyorum. Seçtikten sonra yapıştırıyorum. Ctrl C, Ctrl V şeklinde. Şimdi bu uygulamada az önceki söylemiş olduğumu formüle eklemeye çalışacağım. Dedim ki rasyonda benim 1 birim kullandıysam, 10 birim de kullandıysam buradaki fiyatım değişecek, kuru maddem değişecek. Neye göre? Toplamda ben 100 kilogramlık rasyon yapıyorum demiştim. O zaman bunu formüle ekleyelim. Eşittir diyorum. Rasyona giren çarpı fiyat. Niye? Ben fiyatın içerisindeyim. Fiyatı buldurmaya çalışıyorum. Fiyat bölü kaç diyeceğim? 100. Niye 100 kilogramlık rasyon yapıyorum? Benim karışımım 100 olacak. Şimdi ben burada ne yapmış oldum? Tekrar edeyim. Rasyona giren çarpı fiyatım, bakın fiyatın içerisindeyim, bölü 100. Peki ben kuru madde için yapacak olsaydım ne yapacaktım? Yine rasyona giren çarpı kuru madde, niye ben kuru maddeyi bulmaya çalışıyorum? Bölü 100. Yani benim bir birim içerisindeki besin madde içeriklerimi biliyorum. Ama ben besin madde içeriğinde rasyona kaç birim girecekse onları da yan tarafta bulmam gerekiyor. Bunu ben formülize etmek istiyorum. Tekrar geldim. Eşittir dedim. Rasyona giren çarpı, bakın enerjinin içindeyim, D3 bölü 100 şeklinde ben bunu rahatlıkla yapabiliyorum. Hepsini rahatlıkla ben burada yaparım. Ama bunun bir kolay yolu var. Dikkat ederseniz fiyatta, kuru maddede, metabolik enerjide, ham proteinde ne yapıyorum hepsiyle? Hepsiyle rasyonu çarpıyorum. Hepsiyle rasyonu ben eğer çarpıyorsam benim Excel'de bir modülü kolaylaştırma işim gerekiyor o zaman. Çünkü ben burada özellikle 3-4 tane ham madde, besin madde içeriği koydum ki daha rahat sizlere iletişim sağlayayım diye. Şimdi burada I3 yani rasyonu ben sabit alırsam, yani dolar işaretini koyarsam ve Enter'a basarsam, o zaman ben geldim sağ tuşta kulağından tutup çekip rahatlıkla ne yapabiliyorum? Hepsine aynı modülü oluşturabiliyorum. Bakın tıkladığımda hücrenin içerisinde biraz Excel bilgisinin olması yeterli. Biraz zamanımızdan dolayı ben hızlı hızlı anlatmak istiyorum ama normalde bu rasyon hazırlama programı şeklinde, bilgisayarla rasyon hazırlama ve hayvanların gereksinmesi şeklinde sayın hocalarım biliyorlar zaten. 6 ay belki, 2 dönemlik belki bir eğitim şeklinde biz bunları ne yapıyoruz? Lisans, yüksek lisans öğrencilerimize bunları paylaşıyoruz. Ama buradaki bizim asıl yapmamız gereken iş ne oldu mantalitede? Rasyona giren fiyatımızı biz ne yaptık? Modülümüze ekledik. En sonuna geldiğimizde fiyatın toplamını da buradan hesaplamamız gerekiyor. Toplamını da hesapladıktan sonra bakın kulağından yine tutup çekme modülü bizim için kolay. İsterseniz kulağından yine tutup çekeriz. İsterseniz tek tek bunları yapabiliriz. Ben yine kulağından tuttum, çektim. Bakın burada toplam kısmını da ben yine rasyonun besin madde içeriklerini aldım. Ve ben burada, şurada benim istenen ham protein değerlerim olsun. Olur ya, ben süt sürüler için bir rasyon hazırlıyorum. Hiç önemli değil. Veya kanatlı yumurtacı tavuk için bir rasyon hazırlıyorum. Besin maddeyi ben buraya yazdım. Deneme yanılma yöntemi neydi bizim için? Deneme yanılma yöntemi neydi bizim için? Normal biz ham maddelerini, biz oranlarını gireriz. Ve şuradaki besin madde içeriklerine bakarız. Girmi dedim mesela, buradan farklı farklı oranlarla ben ne yapmış olayım? Deneme yanılmayı göstermeye çalışıyorum. Toplamı 100 olacak. Niye? Çünkü ben adı üstünde deniyorum ve yanılıyorum. Deniyorum, yanılıyorum. Ne yaptım? 40 oldu. 60 daha ben girmem lazım. Mesela TFK. Girdim. Bakın şurada her girmiş olduğum değerlere dikkatinizi çeksin diye sarıya boyayayım. Özellikle ben iki tane istediğim bir değer var burada. O iki değere odaklanıyorum. Ama toplamı 100'ü geçemeyecek. Karışımım 100 kilo zaten. Bakın çok basit bir modül uyguladım karşımda. Bu deneme yanılma yöntemiydi. Şimdi burada 1.9 oldu metabolik enerjim. Ben metabolik enerji 2.7 istedim. O zaman enerjimi biraz daha arttırmam lazım. Nasıl arttıracağım? Ben besin madde enerjisi yüksek olanları arttırmam gerek. 2.7
21 oldu. 86'ya çıktım. Ham proteinim 18'e çıktı. O zaman ben ham protein yüksek bir şey kullanmışım. Onu biraz düşürmem gerekiyor. Bakın enerji 2,7'lerdi. Şimdi ben bunları rahatlıkla oluştururken 96 oldu. Toplamım 100 olacaktı. 2,48, 2,7 istemişim. Enerji, ham proteinim hala yüksek. Ne yapacağım? Ham proteini düşürmeye çalışacağım. Belki biraz melas da ekleyebilirim ben buraya. Bakın 2,33, 37, 18. Ne yaptım? 7 daha eklemem gerekiyor. 7 ile kendim buradan eklemeye çalışacağım. Kaç kaldı? 2 mi? 2. Bakın toplamı 100. Enerjim kaç? 2,55, 2,70 demişim. Ham protein, tabi bu mega kalori arkadaşlar. Ham protein %19. Bulduğum değer, ham proteinim benim ne yaptı? İstediğim değer 16'ydı. Şimdi ben burada örnek olsun diye gösterdim. Benim buradaki deneme yanılma yöntemimde benim bu ham maddeleri kullanıp buna göre gereksinmeden oluşturacağım. Ben birazdan size yine chat kısmından da belki paylaşabilirsem paylaşmak istiyorum. Mesela yumurtacı hayvanlar için veya kanatlı hayvanlar için diyeyim veya süt sırlarında veya ruminant hayvanlarda ham maddeler bazında ne kadar kullanacağım acaba? Hani şurada minimum maksimum kısıtları dedim ya. Ben bu oranları bilmiyor isem eğer onlara da bir cetvel halinde yani pratik olarak size bir yol göstersin anlamında onlara da bakabilirsiniz. Ne yapmış oldum ben burada? Modelimi oluşturmuş oldum. İşte bu da bizim üçüncü olarak deneme yanılma yöntemi. Ne yaptım ben? Geldim buraya modülüme. Gereksinmeleri girdim. Sadece rasyondaki kısıtlara toplamı 100 olacak. Şuradaki vermiş olduğum enerji ve ham protein kısıtımı baz alarak. Ama benim asıl anlatmak istediğim de bu değil. Biz daha asıl modüle giremedik. Çünkü asıl modüle girdiğimizde tek tuşa basarak kendisi yapması gerekiyor. O zaman bir hep beraber şimdi onu yapmaya çalışalım. Şimdi şurada göstermek istediğim burada arkadaşlar burada veri kısmı var. Eğer ki sizin modülünüzde çözücü yani Türkçesi çözücü ama İngilizce yüklüyse sizde solver yok ise eğer şuradan önce onu göstereyim hani yani çok ayrı bir şey yapmadım ben. Seçeneklere giriyoruz. Seçeneklerin içerisinde bakın şurada eklentiler var. Eklentilerin içerisinde ekle kısmında Excel eklentileri var. Eklentilerin içerisinde. Şurada Excel eklentilerini seçiyorum ve git diyor. Buradan bakın şu çözücü eklentisini tıklayıp tamam diyeceğim. Başka bir şey yok. Tamam dedikten sonra bu çıkacak zaten görünecek. Eğer ola ki CD isteyebilir o programı CD'sine eklersiniz. O hemen ekleyecek. Eklendikten sonra bakın nereden girdim tekrar. Dosyadan seçeneklerden eklentilerden ben Excel eklentilerini buradan rahatlıkla ekleyebiliyorum demiştim. Şimdi eklediğimizi varsayıyorum. Şurayı ben sileyim. Artık kendisi bana yapsın. Bakın vermiş olduğum toplamı 100 olacak. Enerji ve protein değerini hesaplayacağım. 3 tane kısıt vereceğim. Ama dersin başında da söylediğim gibi maliyeti en düşük olsunu da ekleyeceğim. Amacım benim o. Amaç fonksiyonum maliyetim en düşük olsun. Bakın şurada geldim veriyi tıkladım. Çözücü kısmına tıkladığımda bana şurayı ben sıfırlayayım. Karşımıza bu gelecek arkadaşlar. Şimdi buradaki benim amaç fonksiyonum neydi? Amaç fonksiyonum yani hedef ayarla kısmında maliyetimin en düşük olmasını istiyorum. Geldim ben maliyetim en düşük olsun diyorum ama toplam fiyatım neresiydi? Hücresel bazda. Bakın şurada. İsterseniz orayı ben sarıya boyayayım toplamlarını. Çok kafamızı karıştırmasın. Orayı niye aldık diye kafanız karışmasın. Toplamlarını sarıya boyadım. Veri kısmına geldim. Çözücüye geldim. Burada çözücünün içerisinde bakın fiyatın toplamını aldım. Ve en düşüğü seçtim. En düşüğü seçtikten sonra değişken hücrelerini değiştirerek kısmını seçtiğimde bakın buradaki rasyonda almasını istediğim az önce benim deneme yanılmada 10, 20, 5, 3, 2 gibi kısıtları girdiğim yer vardı. Orayı seçiyorum. Burayı değiştir diyorum aslında. Sen burayı değiştirebilirsin. Ben sana burayı değiştirmene izin veriyorum diyorum. Tekrar girdiğimizde
Bakın, değişkenleri atayacağım. Amaç fonksiyonumu atayacağım. Yaptım bu ikisini. Bakın. Amacım neydi? Toplam fiyatı seçtim. En düşük olsun. Değişken hücrelerini, yem ham maddelerini seçtim. Şimdi ben kısıt vereceğim. Kısıtla ilgili ben sunumda az önce size bir şey söylemiştim. Dedim ki hayvana ait olan kısıtlarımız var. Bir de yem ham maddelerine ait olan kısıtlarımız var dedim. Şimdi hayvana ait olan kısıtlarımız ve yeme ait olan kısıtları vereceğim. Basit bir şekilde verelim. Şimdi yeme ait olan kısıtlarımız, bakın hücre başvurusu kısmını şurada imlecimiz yanıp sönerken hücre başvurusu kısmına geliyorum. Hemen şurayı seçiyorum. Boştu. Yemdeki az önce değişkenleri seçtiğim yer. Sonra kısıtlama kısmına geliyorum. Maksimumdan küçük olsun. Bakın benim amacım ne? Burada arpadan ben bir değer vereceğim maksimuma. Bundan fazla alma diyeceğim. Ama önce bilgisayara tanımlamam lazım. Ekle diyeceğim. Daha sonra rasyona gireceğim. Bakın büyük ve eşit olsun. Minimumdan diyeceğim. Bakın burada ikinci kısıtım ne oldu yine? Ham maddelere ait olan ama minimumdan büyük olsun. Yani minimumla maksimum aralığını veriyorum. Bu iki aralığı vererek bu aradaki değerleri sen oluştur. Neye göre oluştur? Maliyetine göre oluştur diyeceğim. Şimdi ben bu ikisini verdikten sonra az önce şurada istenen dediğim kısımlar var. Ne demiştim ben? Toplamı 100 olsun. Toplam dediğim yer neresiydi? Yemlerin girecek olduğum yerdi. Deneme yanılmada toplamını dikkate aldığım yer. Yani hemen şurası. Kaçmış o? Ü15. Ü15 kaç olsun? Bakın eşittir 100 olsun. Ne yapmış oldum? Yeme ait olan kısıtları az önce verdim. Şimdi de diyorum ki bunun toplamı 100 olmak zorunda. Çünkü ben 100 kilogramlık karışım yapacağım. Bunu da ekliyorum. Bunu da ekledikten sonra arkadaşlar benim enerji ve ham protein kısıtlarına girmem lazım. O zaman onları girelim. Bakın enerji için geldim. Toplamla bulduğun değer yani N15 büyük ve eşit olsun. Kaçtan? İstenen nerede? Bakın N15 istenen 2.7'ymiş. Bakalım tekrar kontrol edelim. Doğru mu? Evet. Diyorum ki ben istenen değer ben bunları verdim. Hayvanımın ihtiyacı 2.7 enerji olacak. Ama bunun toplamı nerede? N15'ti. 2.7'den büyük ve eşit olsun deyip eklediyorum. Son kısıtımda ham protein kısıtım. Ha diğerlerini de verebilirim. Burada kafanız karışmasın diye iki kısıtla göstermek istiyorum. Daha fazla kısıt da verebilirim. Şimdi geldim. Enerjiyi verdim ham protein kısıtıma. Ham protein kısıtımın toplamına geldiğimizde burada o 15 büyük ve eşit olsun. Kaçtan? Bakın. Burada F18'den. Bunu da ekle diyorum. Benim burada yapmam gereken başka bir şey kalmadı. Daha sonra kalmadıysa eğer iptal deyip çıkıyorum. Bir kontrol etme anlamında hedefim neydi benim? Bakın şurada yanıp sönen benim maliyetimin toplamı en düşük olsun. Bak söylediğimi de sözlü olarak oradan seçiyorum. Değişken hücrelerin kısmını yem ham maddelerine atadım. Toplamı 100 olsun dedim. Maksimumdan küçük, minimumdan büyük olsun dedim. Ve hayvana ait olan gereksinimlerden de enerjiyle protein kısmını verdim. Çöz dediğimde bana ne yapmış oluyor? Uygun bir rasyon çözücüsünü bulmuş oluyor. Neye göre buldu? Bakın ama benim az önce 15-20 dakikadır sizlerle birlikte paylaşmış olduğum ve bilgisayara girmiş olduğum bilgileri sınayarak rasyonu çözdüm. Ben bunları kontrol edebiliyor muyum? Evet edebiliyorum. Artık içeriye girmeden, programın içine girmeden ben bunları da ne yapmış olabiliyorum? Kontrol edebiliyorum. Şimdi şöyle şurayı daha iyi görmeniz açısından basamak sayısını düzelteyim. Bakın. Şimdi ben burayı da düzelttikten sonra bakın 83 gitmiş arpadan almış. Mantıklı mı? Tabii ki değil. İşte bu yüzden ben minimum maksimum değerlerini verdim. O zaman ben buraya 40 desem ne yapar? Maksimuma 40 dersem zorlar ve bulmaya çalışırken maksimumuna gider 40 alır. Sizin odak noktanız neresi olacak? Ben burayı renklendireyim. Rasyon kısmı olacak. Bakın kırmızıya boyadım. 40 aldı. Niye 40 aldı? Çünkü ben 40'ı geçme arpa için dedim. Bakın bunların oranlarını ben sizle paylaşacağım. İnternetten kanatlılar için veya ruminant hayvanlar için oranlar ne olması gerekiyor? Minimum, maksimum fazla olursa ne olur?
Bunlar tabii ki bizleri yetiştiren hocalarımızın kitaplarından alınmış, derlenmiş küçük küçük chapter'lar. Bunları paylaşmak isterim sizlerle. Ama buradaki asıl amaç, buradaki her bir ham maddenin besin madde içeriklerini de biliyor olmam lazım. Çünkü ben kafama göre burayı 40 al, 10 al, 15 al da diyemem. Veya sizin elinizde mesela farklı bir ürün var. Ne var? Mısır var. Mısırı hiç almamış. Bana şunu diyebilirsiniz. Ya ben mısırı kendim üretiyorum. Bana maliyeti 60 kuruş geldi bu yıl. Ama siz gidip de arpa alıyorsunuz. Arpanın maliyeti bana 1,5 lira. Yani şimdi bu analizini yaptığınızda siz gelirsiniz o zaman minimum mısırdan şu kadar al diyebilirsiniz. Bakın minimum 5 al dediğimde ne yapacak? Bu modül içerisinde gelip bana kendisi minimum 5 alacak. Ne yapmış oldu? Zaten çözücü de eğer ki bir sorunla karşılaştıysa ben çözemedim diyecek. Bakalım 5'e almış mı? 5'e almış. Ama vitamin mineral hiç almamış. Bu sınırlarda ben kendim minimum maksimumlarda kontrol edebiliyorum. Bakın minimum maksimuma da istediğim gibi müdahale ettiğimi göstermek istedim. Ne yapmış oldu? Vitamin mineral de ekledi. Ham proteinimize bakalım. 16. Bakın enerjime bakayım. 2,7. Biraz karışık gibi görünüyor. Çünkü hani bu belki hızlı bir şekilde bunu sizlere paylaşmamın bir etkisi olabilir. Ama dediğim gibi yani bu bilgisayar rasyon azlama programı bir dönemin dersin bir konsepti. Daha basite indirgeyerek anlatmaya çalıştım. Çünkü bu her bir yem ham maddesine ait besin madde içerikleri 12-13 tane belki 15 tane besin madde kısım içeriğini ben ekleyebilirim buraya. Ekledikçe ne olacak? Benim kısıt sayım artacak. Bilgisayar bunları çözebiliyor. Ama ben bunları ne yapmam lazım? Bilgisayara tanımlamam lazım. Ben burada ne yaptım? Enerjiyle ham proteini tanımlayarak iki kısıtla gittim. Ama ben buraya 10-15 kısıta kadar veya daha fazla kısıtla ekleyebiliyorum. Tüm kontrol bende. Bir bilgisayar programcısı olarak veya bir rasyoncu olarak kendim hayvanı düşünerek gereksinimleri oluşturabiliyorum. Başka bir örnek çözmek ister miyiz bilmiyorum ama başka bir örnek daha açayım mı? Bir tık daha ileriye gidelim mi? Sayın hocam. Bilmiyorum hani çok kafa karıştırır mıyım? Bilemedim. Ahmet hocam. Hocam bakalım isterseniz de daha sonra çözsek. Zaman bayağı mesafe tamam. aldı. Şey oldu. Arkadaşlar da yorulmuş olabilir. Tamam hocam. Benim anlatacağım buraya kadar hocam. Hani bunun haricinde ticari rasyon programları da var. Kullanmak isterseniz yani sizler de belki kullandığınız programlar da vardır. Benim de kendi rasyon azlama programlarım var. Rasyonazlama.com'a girersek orada kendi ticari programlarımız da var. Veya bunlarla ilgili ayrıntılı kurslarımız da var. Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden, Niğde Ömer Ali Demir Üniversitesi üzerinden. Yani ilgilenen arkadaşlar bizlere bağlantı sağlayabilirler hocam. Hocam gerekirse bu konuyu detaylı olarak bir program dahilinde yaparız. Sizinle de daha önce de konuşmuştuk. Olur gerekirse çok detaylı olarak bunları inceleyebiliriz ayrı bir program dahilinde. Bir giriş yaptık bugün arkadaşlara. Uygun Olur. görürseniz daha sonra öyle bir program yapalım. Olur hocam baş tacı. Tamam teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Başka var mı hocam? Herhalde yok. Değerli hocalarım, sevgili öğrencilerimiz, katkıda bulunmak isteyen veya